Evetler, saatler 16.30'u gösteriyor ve Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin dumansız hava sahası sohbetlerine bugün özellikle yine bizi yalnız bırakmayan dostlarla birlikte devam edeceğiz. Bugün konuğumuz Sayın Hüseyin Başusta. Hüseyin Başusta yıllardır tanıdığım TRT'deki görevi dolayısıyla benim de aynı camiada olmam dolayısıyla yıllar öncesinde tanıştığım TRT'ye yıllarını vermiş gerçekten çok önemli değerli isimlerin yetiştirmiş TRT'ye yıllarını adamış tam bir 40 yıl adamış ve geçtiğimiz 2017 yılında TRT'den emekli olduktan sonra yine dolu dolu bir şekilde o deneyimiyle, başarısıyla, tecrübeleriyle bize her daim önder şu an düşünceleriyle, fikirleriyle Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği Yönetim Kurulu'ndaki göreviyle gerçekten hepimize şu an için önderlik yapıyor fikirleriyle, destekleriyle ve bugün onu konuk olarak alıyoruz. Birazdan onu bekliyorum. Davetini gönderdikten sonra Arzu burada mısın diyen bir konuğumuz var. Anıl Bahar Official. Evet. İrem Kılıcı, Çiğdem bizi yalnız bırakmayan dostlar. Biraz daha çoğalsın dostlarımız. Ve bu arada da Sayın Hüseyin Başusta birazdan bizlerle birlikte olacak. Hüseyin Başusta'yı yıllardır tanıyorum. Kendisi gerçekten TRT'ye yıllarını vermiş olmasının yanı sıra birçok yapıma yani 3700'den fazla yapıma emek vermiş. TRT müdür yardımcılığı yapmış. Çok uzun dönem yıllar boyunca gerçekten hem deneyimiyle hem de tecrübesiyle birçok asistan yetiştirmiş. 450'den fazla asistan yetiştirmiş bir isim. Onu özellikle bugünkü sohbetimizden sonra birçok kişi merak edecektir. Çünkü hem dünya görüşü hem aynı zamanda dünya turu yaptıkları için o kendisiyle ilgili ve eşiyle ilgili yapmış oldukları o seyahatlerdeki fikirleri, gözlemleri hepsiyle dolu dolu bir kişi. Onu özellikle www.hüseyinbaşusta.com web adresinden de kendiniz tanıma ve aynı zamanda yaptıklarını araştırma şansı bulabilirsiniz. Sigara Savaşanlar Derneği'nin yönetim kurulunda aynı zamanda. Biz kendisiyle Gezginler Kulübü'nde de birlikteyiz. Yani artık şu an emeklilikten sonra hem birçok Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği için hem aynı zamanda Hayat Dolu Hayat Derneği için ve birçok dernek için çok başarılı çalışmalara hem emek veriyor hem destek veriyor. Görüntü yok deniyor. Görüntü mü yok? Hala mı yok? Görüntü yok diyen kim? Canan Simay. Görüntümüz var mı? Yani bir kişi görüntü yok dedi. Öyle bir sorunumuz varsa hemen düzeltelim. Evet, bizi yalnız bırakmayan dostlarımız çağlıyor. Görüntü var. Tamam, harika. Evet, biz genelde Hüseyin Başusta ile birlikte Zoom üzerinden toplantılar gerçekleştiriyoruz yönetim kurulu olarak. Harika, Mehmet Bey ve diğer dostlarımız görüntü var dediler. Teşekkür ederiz o zaman. Ve Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz için ilk kez Instagram üzerinden böyle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Biraz evvel küçük bir denemesini yaptık. O da sanırım birazdan canlı yayınımızın başladığını gördükten sonra bana istek gönderecektir diye düşünüyorum. Tabii bu arada korona günleri ve biz tam korona günlerinin en başında başlayan bir kampanya başlattık. Şimdi bırakma zamanı. Sigarasız evde kaldı kampanyamızın ismi. Birçok sanatçı, sayısız isim. Zeynep Salih, Zahide Yetiş. Yani o kadar farklı Sümer Özgü. Aynı zamanda birçok TRT'den ve şiir, şarkı dalında birçok emeği olan dostumuz bize hep güzel sohbetleriyle Ali Aysun Kocatepe. Şimdi hepsinin ismini tam belki sayamıyorum ama hepsi gerçekten canı gönülden destekler verdiler ve bizim için özel videolar çektiler. Onlar da sigarasız evde kal. Şimdi birlikte olma zamanı dediler. Evet, şimdi sanırım Hüseyin Başusta beni arıyor ama ben onu arayacağım. Biraz evvel gerçekleştirdiğimiz şeyi şu an gerçekleştiremiyoruz galiba. Onun canlı yayına bağlanması için biraz evvel bir deneme yapmıştık. Evet, katıldılar. Hemen görüntülüyorum kendisini. Harika. Başardık. Hüseyin başüstü. Evet, bize destek veren
O kan bayramımızda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda da Tamam, zaten. kendimi görüyorum. Evet, harikasınız. Biz de sizi görüyoruz. Ben böyle siz gelmeden önce kısa kısa en azından sizinle ilgili verebileceğim bilgileri vermeye çalıştım Hüseyin Bey. Eyvah, ben duymadım. Evet, Hüseyin Baş Usta bizimle birlikte. Dedim TRT'ye 40 yılını vermiş. Emekleri, yetiştirdikleri isimler, oradaki göreviyle inanılmaz derecede hem TRT'ye hem de aynı zamanda bize şu anda derneğimize çok büyük destekleri olan bir isim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de keyifli bir sohbetle hem aynı zamanda şimdiye kadar neler yaşandı hem de bundan sonra artık neler yapılabilir bunu birlikte paylaşacağız sizinle. Evet, önce sigarasız evde kal demiştik biliyorsunuz koronanın ilk günlerinde. Sizin Evet. sigarasız hayatınız nasıl başladı? Özellikle bu savaşa başlangıç nasıl oldu? Öncelikle onu paylaşalım isterim. Serap, güler yüzün için çok teşekkür ediyorum. Biraz acemiliğime ve ilk defa internetten canlı yayına bağlıyorum. Önemli Kameramı değil. ayarlarken seni unutmuşum. Çok teşekkür ediyorum. Sigaraya aslında benim nefret etmemin ana sebeplerinden bir tanesi, ben köylere çok giderdim eskiden beri. Bu programlar için giderdim. Kendim özel olarak meraklı giderdim. Orada hep dudakları yırık böyle çocuklar görürdüm. Ben dudağının üstü yok falan Çok filan. küçük yaşta. Evet, sonra onun sebebini sordum. Doktorlar dedi ki, dün de hatta bizim Cenk'er geçen gün bir bağlantı yapmıştık beraber. Moderatörlüğünü ben yapmıştım. Cenk'er de onu teyit etti. Hamile kadınlar eğer hamileyken ve daha önce sigara içmeye devam ederlerse çocuklarının dudaklarını yırık olma ihtimali yüksek oluyormuş. Dolayısıyla ben hamile hanımlara ve genç kızlarımıza sıcaktan bu sigaradan uzak durmalarını öneriyorum. Tabii. Bu bir fantezi değil. Dolayısıyla ben ondan sonra bu işle ilgili savaş vermeye başladım ve ilk yine bizim Sigarayla Savaş Derneği'nin 2000 yılında ona katıldım. 95'te bir katıldım. Sonra da bizim liderimiz ve genel başkanımız Doçent Doktor Mustafa Aydın Bey'in daveti üzerine de Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nde, o zaman işlerim de azalmıştı. Sonra birlikte sen de dahil olmak üzere hep birlikte amansız savaşımızı sürdürüyoruz. Evet. Peki siz hiç denediniz mi? Hiç içmiş miydiniz daha önce? Yani Evet, çocukluğunuzda hiç şöyle mi? her genç gibi ben de denemiş olabilirim. Şöyle hatta ilginç bir anımı anlatayım sana. O zaman üniversiteye başlamıştım. Küçükken aklım, biz gençken liseyi bitirene kadar hiçbir şey bilmezdik. Neyse, bir gün diye o zaman İzmir Ticaret Gazetesi vardı. Onun İstanbul bürosunda çalışıyorum. Bu ünlü bir ne derler ona? İşte bir parça yapan fabrika tornavida falan filan yapıyor. Un kapanında şey verdi. Kokteyl verdi. O zaman İzmir Ticaret Gazetesi, ben İstanbul bürosundayım. Patronu ben gazeteciyim. O zaman gazeteci falan yok. Şimdi çuvalla var. Tabii Marmara Bana de, Üniversitesi'nden mezunsunuz değil mi siz? evet, basın yayından mezunum. Neyse, un kapanındaki onların ofislerinde yani kokteyl varken patron bana geldi, dedi ki Hüseyin Bey, sigara içer misiniz dedi. Ben de ayıp olmasın diye peki dedim. Adam, elimde de bir tane bardak var. İçinde de portakal suyu var. Adam benim sigaramı yakarken elimdeki portakal suyu boca patronun pantolonuna döküldü. Çok utandım. Bana dedi ki, tabii olgun Hüseyin Bey, merak etmeyin, benim yedek pantolonum arabada var dedi. O gün dedim, yok Hüseyin, sen beceriksiz birisin. Başkalarının canını yakma. O gün bugündür ağzıma bile sürmedim. Eskiden de sürmedim. İyi ki böyle bir aksilik olmuş o zaman. Yani Evet, Allah beni korumuş diyelim. küçük bir sakarlık sizi korumuş. Evet. Evet. Ve sanırım şu anda biliyorsunuz sigarasız evde kal kampanyamız vardı. Ve biz Evet. uzun bir zamandır bununla ilgili bir mücadele veriyoruz. Ve bu zaten Profesör Doktor Melahat Hanım da şu an bizi izliyor. En eskilerdenim diye hemen orada bize eşlik etmiş, katılmış. Ve bu Evet, savaştaki Almanya'dan da seyircimiz var. Evet, dinliyorum. evet
Size çok kıymetlisiniz diyen, sizi her zaman seven birçok izleyenler biraz evvel yorumlarını yaptılar. Bizi yalnız evet. bırakmıyorlar şu anda. Şöyle bir şey var. Yani şu an gidişatı nasıl görüyorsunuz? Siz çünkü aynı zamanda bunun değerlendirmesi biraz hem yönetim kurulunda ama aynı zamanda araştırma bölümünde de varsınız. Tabii aslında sana bir şey söyleyeyim mi Serap? Gerçekten bu sigarayla uğraşan derneklerin başta biz gerçekten en büyük savaşçıyız ekip olarak. Emeklerimizin boşa gitmediğini somut olarak açıklayayım. Somut böyle. Harika. Bak mesela ya bu emekler boşa mı gidiyor falan filan diyoruz. Bunu bizim derneğimizin bu broşüründen de öğrenebilirler. Bak burada bir araştırma var. 1993 yılında sigara tüketimi 4 milyar civarındaymış. Harcanan para da 22 trilyon. Bak, 93 yılında 4 milyar küsür paket harcanıyormuş. 96 yılında 5 milyar pakete çıkmış. Bunun da sebebini sana söyleyeyim. O zaman Türkiye'de sigara fabrikalarının açılmasına izin verildi. Reklamları serbest, hatta sigara fabrikaları birçok önemli konumda sponsorluğunu yapıyorlardı. Sigaranın zehir olduğu o zaman gizleniyordu. Ben dolayısıyla kovboy, bak kovboylu reklam filmlerini hatırlıyorum o dönemden. Tabii bak mesela takip ediyoruz. 97'de 6 milyar, 2000'de 6 milyar paket. Tabii devletin cebinden çıkan, insanların cebinden çıkan da 3 trilyona çıkmış. İki bak şimdi mesela tavan 2002 yılında yapmış 6 milyar paket. Sonra 2003 yılından sonra bu hem sivil toplum örgütleri hem devletler, hükümetler yoğun bir savaş başladıktan sonra hemen tesirini göstermiş. 2003 yılında kaça inmiş biliyor musun? 5 milyar pakete inmiş. Tabii bu arada sigaralar zamlandığı için insanların cebinden para çıkmaya başlamış. 9 trilyon civarında. Mesela 2006 yılında 5 milyara, 2009 yılında yine de 5 milyara, 2010'da 4'e, mesela uzatmayayım fazla, 2015 yılında 3 milyara, 2016'da 3 milyara inmiş. Dolayısıyla bunu savaşımıza özellikle sürdürmemiz gerekiyor ve bugün portallardan, yayınları, televizyonlar ve Netflix izleyenler bunu açıkça göreceklerdir ki bu sigara konusu gerçekten ilginç bir şey. Bu eski Hollywood filmlerinde ve Türkiye'de yapılan filmlerde kel alakı yerlerde adam sigara yakıyor sahnede, orada burada. Tabii. Bütün bunların tek sebebi var. Sigaraya alıştırmak, gençleri bu konuda önünü açmak. Biliyorsun ki daha önce de esrar bugün herkes tarafından yasaklanmış bir meta. Ama bir zamanlar ilanla satılıyordu. İnşallah sivil toplum kuruluşları böyle savaşlarına devam ettiği sürece sigaranın hem tüketimi açılacak ve özellikle gençler bundan vazgeçeceklerdir. Yani bizim hedefimiz tabii ki özellikle zaten çocukları, gençleri korumak, anneleri bilinçlendirip sizin gibi doğuştan çocukların bundan etkilenmesini önlemek ve daha sağlıklı, daha aldığı nefesten, yediği yemekten tad alan teni, cildi, rengi, her şekilde saçı sağlıklı genç nesiller yetiştirmek. Çünkü her şeyi etkiliyor gerçekten. Ve siz sanırım bunun içerisinde her zaman bulundunuz. O yasaklar öncesi dönemi düşünelim sizinle. Yani ben hep o kapalı ortamlardaki hallerimizi düşünüyorum. Biz neler yaşıyormuşuz? O gittiğimiz kapalı ortamlarda nasıl sigarada gerçekten dumanlı hava sahasında kalıyormuşuz, onu düşünüyorum. Siz doğru. Siz de TRT ortamlarında birçok sanatçıların konuk olduğu kulisleri düşündüğümüz zaman. O yasaklar öncesi nasıldı oranın ortamı? Herkes duman altı oluyordu. Doğal olarak bu şaka değil. Mesela benim gün başlıyor programı yaparken birlikte çalıştığım kalabalık bir ekip vardı. Onların odaları ayrıydı. Bir gün bir fark ettik ki bizim Betacam bantları, şimdi yeni yayıncılar bilmez, grenleşiyor, görüntüleri bozuluyor. Çünkü niye? Bu bantlar onların odalarında duruyordu. Ve sigara dumanı... Onları da etkilemiş. Tabii bantlarımızı bozuyordu. Sonra ben bu asistanlara
sigara yasağına getirmiştim. Bahaneyle sigaraları azaltmış olurum. Mesela çok önemli bir şey söyleyeyim. Şu kedi, bizim kediler var evde de hele içeri girmeye çalışıyorlar. Şimdi benim bir uçak uzmanı abim vardı, Ünal Başusta. Bu Kırımlarla ilgileniyordu. Ne diyordu biliyor musun? Uçaklarda içilen sigara sebebiyle uçakların vidalarına kadar nikotin bulaşıyormuş. Vida. Tabii. Düşün ki o insanların ciğerlerine kadar ulaşıyordu. Biz makinalara arıza yapıyorduk, biz arıza yapıyorduk ve dolayısıyla hem kulislerde hem stüdyolarda hem ofislerde sigaranın içilmesinin ne kadar tehlike olduğunu biz bu engin bu yoğun çalışmalarımızla tamamlamış olduk. Yalnız sana bir şey söyleyeyim Serap. Maalesef şimdi önümdeki ankete bakıyorum. 13 yaş üstü sigara içenler çoğalmış ve kadınlardaki sigara artış oranları da çoğalmış. Özellikle her kadın bir gün yuva kurmak için, evlenmek için ve çocuğu olsun için çaba gösterdiğine göre bizim bu konuşmalarımızı dikkat edecekler ve sigaradan bir an önce kurtulacaklarını Yeni gelecek nesilleri hayata getirecek olan kadınlarımızın öncelikle bu konuda çok bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü evet. Biz sağlıklı bebekler doğsun istiyoruz. Onların yaşadıkları ve o kendi hatalarını doğacak olan çocuklar çekmesin istiyoruz. Ve siz de söylediniz. Yani biraz evvel Melahat Hanım söyledi. TRT'de programları konuk gidermiş. Oranın çay salonu sigara dumanından geçilmezdi diyor. Yani doğru söylemiş Melahat Hocam. Her olduğumuz ortam öyleydi gerçekten. Yani saçımız, kıyafetlerimiz tamamen o sigaraya maruz kalırdı. Kokusuna maruz kalırdı hiç olmasa bile dumanından dolayı. Ve siz bu arada hem aynı zamanda Gezginler Kulübü'ndesiniz. Evet. Emeklilik sonrasıyla birlikte bir de gezmeye başladınız sanırım, böyle değil mi? Böyle bir dünya turu oldu. Kuzey Kutbu'na evet, gittiniz. Evet, şöyle anlatayım mı sana? Tabii. Adalara gittiniz. Svalbard Adaları mıydı? Biz önce TRT'de 40 yılım dolunca hanım bana dedi ki, ya Hüseyin daha ne kadar böyle uğraşacaksın? Gel beraber gemiyle dünya turuna gidelim. Başka vaktimiz olmayabilir dedi. Sonra kalktık onunla. San Francisco'dan gemiye bindik. Gemiyle 4 ay dolaştık. Aşağı yukarı 44.786 kilometre dünyayı dolaştık. 26 ülke gitmişiz. 59 tane de limana uğramışız. Dolayısıyla biz dünyayı keşfettikten sonra dedim ki, evet, insan ömrü çok kıymetli. Dünya çok büyük. Yürü git. Orhan Hoca'nın kedisi gibi hocam. O da canlı yayınında kameraya gidiyor galiba. Hayır, kameranın arkasına gidiyor. Önüne gelse neyse. Şunu alsın. Evet, yani ben de kedi önünden geçsin, bir mahsuru yoktur dedim ama bu sefer kameraya üstüne kamera arkasına gitti. Sizin asistanınız olduğu için arka tarafta eğitim almayı tercih ediyorum. Evet, hayat her şey sevgiyle başlıyor. Dolayısıyla ben kedileri çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Böylece seyircilerimize de şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hayat bir dakika. Bunun kıymetini bilelim. Bizim gibi bu yaşlarda öğrenmesinler. Ve herkesin mevcut fırsatları var. Bu fırsatlar ihmal edilmek için değildir ve yaşamak içindir. Dolayısıyla herkes kendi dünyasını zenginleştirebilirse böylece daha aydınlık ve rahat bir dünyada yaşamış olabiliriz. Çünkü insanlar dünyayı görmediği zaman kendi hayatlarını çok abartıyorlar. Çok büyütüyorlar. Halbuki dünya genelinde bak, biz kutuplara da gittik hanımla, Svalbard Adaları'na. Evet. Bir ayda orada dolaştık. Dünyanın altını üstünü gördüğüm zaman dedim ki Serap, insanlar yaşamanın kıymetini bilmesi lazım. Şunu demek istiyorum. Yaşamak illa parayla yaşamak değildir. Zaruri ihtiyaçlar. Zaruri ihtiyaçların varsa ve bunu temin edebilmişsen ya da bir işin gücün varsa
mutlu olma sanatını öğrenmek lazım. Bak koronavirüste ne öğrendik? Koronavirüste öğrendik ki artık insanın sağlığından da kıymeti yok. Lüksün müksün de bir faydası olmuyor. Herkesin markaları evinde dolaplarında küflendi. Arabaları kapının önünde küflendi. Dolayısıyla önce sağlık diyoruz. Sağlık, huzur ve evin içindeki mutluluk ve sağlığına dikkat etmek, spor yapmak bunun için çok önemli. Ben bunu yaşayarak gördüm. Gençlere de özellikle bunu tavsiye ediyorum. Dolayısıyla bu soruyu sorduğun için teşekkür ediyorum. Sigara, nikotini... Sizin çok şey var tabii. Dünyada hadi ya, vakit bitmedi mi? Sigarayla tamam. ilgili birçok şeyi gözlemlemişsinizdir. Orada da sigara yasakları var. Yani biz bak onu örnek bir şey söyleyeyim. Dur. Evet, orada nasıl mücadele? Oraya geçmeden önce size seyahate ilgili olan gençlere bir cümle okuyayım mı? Tabii. Christoph Kolomb tüm meşhur bir sözü var. Ne diyor bu sözünde? Kıyıyı gözden kaybetme cesaretini bulana kadar okyanusu asla aşamazsınız. Bu hayatta da böyle, gemiyi bilmek için de böyle. Eğer önce cesaret, sonra şans, sonra eğitim ve bilgi peşinden geliyor. George Eliot'un bir sözü var. Diyor ki, macera insanın içinde değil dışındadır. Zaten keşfedenler, dünyayı bulanlar, adaları keşfedenlerin hepsi macera ruhlu insanlar. Eğer bu dünya normal, pasif insanlara kalsaydı zaten maden ve taş devrinde kalırdı. Her şeyimizi biz macera ruhlu insanlara bağlıyorum, görüyorum açıkça. Hem macera soruna... ruhu, hem cesur, hem araştırmacı. Cesur, evet. Bunu Pasifik adalarında daha çok gördüm. Bak mesela diyorsun ya Pasifik'in arkasında yüzlerce ada var, yanardağ var. Bunları gözümüzle gördük. Diyorsun ya bu adamlar buraya gemiyle gelemedi, yere nasıl geldi? Merak, cesaret ve buluş. Adam ona göre, dalgaya göre tekniği icat etmiş. Oralara gidiyor ve soruna dönüyorum Serap. Maalesef yani kimse alınmasın. Sigara genellikle fakir ülkelerde yaygın. Dünyada gördüm ki Amerika'da da bunu çok bulundum biliyorum ve bazı zengin ülkelerde, Almanya'da. Oralarda artık sigaranın lafı konuşulmuyor. Çünkü sigara artık gündemden bir çıkmış. Bir herkes... türlü insanlar tabii zararının farkındalar. Ve bırakıyor. Bir şekilde bırakıyor. Mesela benim kardeşim var. Tiryakiydi Suat. Doktor ona dedi ki... Yayınımızı bunu... izliyor şu anda Hüseyin Bey. Öyle mi? Farkında ben değilim. Suat Başusta bir gün selam hanımı beni aradı. Verdi. Böyle diyor, konuşuyor. Doktora götürdüm onu. Doktor ona dedi ki ama nasıl? Ben abi bunu bırakamam diyenlere örnek gösteriyorum. doktora götürdüm ben bunu zorda. Doktor buna dedi ki ya bugün sigarayı bırakacaksın ya da hiçbir zaman yaşayamayacaksın. O gün sigarayı attı bak. O gün bıraktı, bir tiryaki bunu bıraktı. Mesela benim dayım var. Bu da kötü bir örnek. Fahrettin dayım rahmetli oldu. Bu gerçek anlamda bir sigara şehidiydi. Yani sigaradan şehit mi olur diyeceksin. Ya sigara hani vefat etti diyelim. Vefat etti diyelim. Yahu inanır mısın Serap? Arkasında bir oksijen tüpü. Sağ elinde sigara, sol elinde çakmakla yaşadı ölene kadar. Bu irade ile ala ama şöyle son cümlesi şöyleydi. Dedi ki ey Fahrettin, ben bu kadar iradesiz miyim? Buna savaşı veremedim dedi ve 60 yaşına gelenleri öneriyorum. 60 yaşına kadar nikotini sen yönetirmişsin, 60'ından sonra nikotin seni yönetirmiş. Dolayısıyla herkese öneriyorum bir an önce bu sigara sevdasına vazgeçmeye çalışsınlar. Çünkü koronavirüs, COVID-19'da gördük ki bu COVID önce sigarayı sevenleri seviyor, ciğerleri yeterince çalışmayanları alt ediyor.
O nedenle ben inanıyorum ki bizim ülkemizde de artık modernleşmeye başladığı için sigara içenler azalacaktır ve kendilerini gelişmiş insan görmek istiyorlarsa sigaradan vazgeçmişsinler. Çünkü artık ben dünyayı hani görgüsüzlüğüme ver, belgeleri burada. Hani 4 ay dünyayı gezmiş, tepesini görmüş bir adam olarak görüyorum ki sigara sadece yönetenlerin ilgilenmediği fakir ülke, yani insanına değer vermeyen ve onunla ilgilenmeyen, ne yaparsa yapsın diyen, ülkelerde ileri aşamada. Dolayısıyla bu tuzaklara gelmememiz lazım ve biz modern ülke için çabaladığımız için de benim arkadaşlara ve bayanlara, çocuklara önerim, ilkel ve fakir ülkelerdeki gibi değil, modern ülkelerdeki gibi yaşama yolunu seçmelerini onlara açıkça öneriyorum. Şimdi Suat Baş Usta özellikle size teşekkür etmiş. Sigarayı bıraktırdığı için abime teşekkür ederim demiş. Ona da biz burada sağlıklı güzel günler diliyoruz. Kendini kurtardı diyelim. Evet, efendim? Korona döneminde de birçok kişi bırakmış aslında. Bununla ilgili güzel haberler alıyorum. Birçok kişi de zaten sıkıntılıyız, bu süreç nasıl geçecek diyerek ona daha fazla sığınanlar da oldu. Bana bak, ben sana bir örnek daha vereyim. Ya ben bırakamıyorum kardeşim, bu işin tiryakisiyim diyenlere. Evet. Ünlü bir iş adamı var, Nuri Bey, ismini söylemeyeyim, ayıp olur. Ben izin almadım ondan. 30 yıl sigara içmiş. Hani bunlar fantezi diye anlatmıyorum. Tabii. 30 yıl sigara içmiş. Gerçekten örnekler veriyoruz. Tabii, gerçek yani. Dokunduğum örneği veriyorum. Bir gün bir aviş için çok Amerika'ya gidiyor ve otelde, çok 30 yıl içtikten sonra otelde bir sigaranın zararlarını gösteren bir reklam filmi izliyor. Yatağının komodininde duran sigara paketini mıncıklıyor ve çöpe atıyor. Atış o atıyor. Şimdi 85 yaşında, turp gibi yürüyor. Dolayısıyla buna bağlantılı olarak bir şey söylemek istiyorum. Mesela Amerika gibi ülkelerde sigara fabrikaları sigaralara zararlarını anlatan filmler yaptırıyorlar. Bu mecbur. Yani pakete sigara içme, şöyle olur, böyle olmuyor. Bu en iyisi görsel vermek. Dolayısıyla bu çok para kazanan, milleti dolandırmaya çıkmış, sağlığıyla ve milletlerin paralarıyla oynayan, niye paralarıyla oynayan? Çünkü biliyorsun ki şurada notlar vardı, bulabilir miyim bilmiyorum. Sadece SGK'ya 20 milyar liranın fazlında bu sigara içenlerin yükü var. Tabii. Dolayısıyla bunların herkese zararı olduğu için bunlara sigaranın zararlarını anlatan filmler yaptırma mecburiyeti olmalı. Evet. Ve kamu spotu olarak da yayınlamalıyız. Yoksa sigara içen... Yani biraz böyle hani birkaç kamu spotu olarak çekilen, hani baba koşuyor, koşarken tıkandığı için çocuklarına... Vallahi onlar faydalı da biz de çok böyle... kamu spotu yayınladık, evet. Serap. Tabii. Kamu spotunu vatandaş eğitim filmi olduğu için o kadar da pek değil. Onu film gibi yapacaksın. Küt diye ya film gibi o, girecek. Küçük hani böyle filmlerin içerisinde dahil ettikleri bazı şeyler var biliyorsunuz. Fragman gibi yapılacak. Yoksa kamu spotu yazıyor, olur benim ihtiyacım yok deyip insanlar çeviriyor. Vallahi ben de çeviriyorum. İşte şöyle olması lazım. O düşünceyi tamamen, nasıl hani sigarayı empoze etmek isteyen firmaların filmlere, senaryolara nasıl böyle gizli müdahaleleri oluyor bir şekilde hayatımızın, evet, içerisinde gençleri etkilemek için. Biz de tam karşı taraftan onun sigarayı bıraktırmak için gizli senaryolar şeklinde filmlerin, çizgi filmlerin, birçok şeyin içerisine dahil olmak gerekiyor açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Yani çocukları oynadıkları oyunlarla bile etkiliyorlar. Bakıyorum ben geçtiğimiz günlerde... Al bak, sana bir dergi göstereyim, buyur. Hı hı. Al, 2003 yılında çıkmış bir dergi bu, saklıyorum. İnsanların sigarayla beyinlerini yıkamak için her yolu deniyor. Yani çünkü neticede, evet, para var. 3 kuruş için millet birbirini kandırıyor da adam trilyon trilyon dolarlar için. Niye insanların ne önemi var? Seni böcek yerine koyuyor.
Serap kaç dakikamız kaldı? İki önemli konu var. Onu sana söylemek istiyorum. Tabii tabii. Daha yarım saatimiz var. Okey. Şöyle bir şey var. Yani siz biliyorsunuz ben de mesela Tayland seyahatinde ilk hani bize daha gelmedi. Daha sonra geldi. Sizin dediğiniz gibi orada o zaman başlamıştı. Üzerinde böyle işte kararmış ciğerlerin olduğu, etkilenmiş olan ellerin, ayakların, dişlerin gösterildiği fotoğraflarla böyle görsellerle sigara satışı vardı. Hani bakmak istemiyorsun. Onu hemen içenler ne yapıyordu? Üzerini sarıyorlardı. Ya da çıkartıyorlardı. Öyle şekilde içiyorlardı. Yani sizin vallahi, dediğiniz gibi çok fazla açıkça, bir etkisi yok. İnsanlar ya düşünsene havaalanında sigara içmek istiyorsun. Seni böyle küle alaka bir cam mekanın içine hapsediyorlar. Ne kadar onur kırıcı bir şey. 7 yıldızlı otele gidiyorsun. $4,000 geceliğine veriyorsun. Ne güzel senin yani merdiven altında şurada iç burada iç. Bir arkadaşımız vardı diyor ki Avrupa'da bir otele gidiyorlar. Salon sigara içmek isteyince bunu merdivanla adi bir yere gönderince diyor ki yok. Bana bu kadar hakaret edilmedi diyor ve o gün sigarayı azaltmaya başlıyor. İşte ben aslında bunun biraz etkili olduğunu düşünüyorum. O hani ufacık yerlerde bir şekilde içmek zorunda kalınılmasının. Bilmiyorum şimdi. Ya eskiden vardı var ya, belki bak, şu an listemizde onların da yorumlarını almak lazım. İşte eğitim ama spotları vardı. Eskiden ben de çok yaptım 1988 yılında. Mesela sigaradan çıkan yangın çok da eskiden. Tabii. İnsanlar kafayı çekiyorlar. Uyuyakalıyor ve ondan sonra uykusu geliyor, kitabı elinde sigara düşüyordu ve yanıyordu. İnan bana bak bu yalan hikaye değil. Bu filmi çekmek için o zaman kimse evini kiraya vermiyor. Bizim evde bir çekim yapalım dedik. Yorgan kiraladık. Kameraman arkadaşım vardı Bekir. Yangın çekiyoruz. Böyle asetonu döktük, yorganı yakıcı böyle sigaraya döktük. Yün yorgan bir alev aldı biliyor musun? Bir alev aldı ve evi yakacakmışsınız artık. Neredeyse eve yapacak, yakacaktı. Ev birden duman aldı. Sonra duman alınca bizim Berkay var şimdi, koca adam oldu. Beni şikayet etti evdekilere. Benim babam evi yakıyordu dedi. Dolayısıyla sigaradan çıkan hem sağlığa hem mala zararı çok evet, fazla. Melahat Hanım da demiş ki orman yangınlarının da çoğu zaten sigaradan dolayı oluyor demiş. Gerçekten de o yolda giderken söndürmedikleri izmaritleri atıyorlar. Orada tutuşan kuru dallardan bir süre sonra ormanlarımız yanmaya başlıyor. Yani çok büyük zararlar. Yani başa dönersek Selam, bizim konuştuklarımız birer fantezi değil. Sigara bir ateştir. Ateş düştüğü yeri yakar. Kimin için ateş düşerse bu gürül gürül yanar ve bunu kendileri bilir. Uzun yaşamak istiyorlarsa, COVID-19'a yakalanmak istemiyorlarsa, insana her şey yaşlılıkta lazım derler. Ciğer de yaşlılıkta lazım, beden de, yüz güzelliği. Ağız sağlığı mesela diyelim ki Cenk Erden'i öğrendim ben de. Sigaranın o kadar çok zararı var ki mesela millet parasına güveniyor. Ben sonra implant yap ya. İplant yaptıracak. Senin damağın kalmıyor ki ağzında. Tabii. Her şeye zarar veriyor. Yani gayet cilde, dişlere, damaklara. Bizim tamamen başkanımızın tüketiyor. İnsanı içten içe tüketiyor. O böyle yanan şey bir süre sonra insanın içini yakıyor değil mi? Ya cepteki tetikçi desek daha doğru olur. Tabii. Sigara cepteki tetikçi. Katilini cebinde taşıyorsun. Artı bak bizim başkanımız Mustafa Aydın Bey'in meşhur bir sözü var. Diyor ki birer kül tablası olmak istemiyorsanız ve insanların kül tablası gibi sizi öpmesi istemiyorsa sigaradan bırakmaz. Yani evet, ben dişimi fırçalıyorum. Ya kardeşim bu nikotin uçağın vidasının içine giren nikotini sen nasıl koruyacaksın? Benim bir arkadaşım vardı, iş adamı. İthalat, ihracat ya. Böyle dudak diryaksı. Derdim ki Samim abi ya sen bu sigarayı çok içiyorsun. İçme derdim. Bana ne derdi biliyor musun? Ya ben onu içime çekmiyorum derdi ya. Ben atıyorum. Sonra ne oldu biliyor musun? El alışkanlığı. Sonra akciğer kanserinden vefat etti yani.
Şimdi şöyle bir şey, yani aslında o içine çekmiyorsa bile muhakkak o içilen ortamlarda sık sık bulunuyordur. İçen o çekinmiyor. Ben mesela içmediğim için içilen ortamda da bulunmuyorum Hüseyin Bey. Yani kendimi koruyorum. Ama içen için tabii fark etmediği için bir süre sonra o dumanlı hava sahasında ister istemez o zararları alıyorlar. Bu arada Ama Profesör evet. Melahat Dönmez de size iltifat etmiş. İçmezseniz bu yaşta Hüseyin Bey gibi dinç, canlı, Evet doğru sürekli söylemiş. içtiyseniz öyle olur demişti. İçmezseniz, spor yaparsanız, oksijeni bol alırsanız, gerçek sigara bir simge. Tabii. Bir simge yani. Siz bu Eğer arada bundan spor deyince aynı zamanda hala böyle aktif bir şekilde kayak hatta bak yapıyorsunuz, canlı bir sport sigara yapıyorsunuz. fakir ülkelere nasıl ulaştığını anlatayım mı sana? Hadi anlatın, sonra sorayım ben Bak size. Bülent Akarcalı Sağlık Bakanı, kendisi herkes tanır. O tarihlerde o Sağlık Bakanı iken Türkiye'de sigarayı reklamlarına yasak koymak istiyorlar. Kanun maddesi hazırlanıyor. Ve şu anda ismini söylemeyeceğim ünlü devletlerinden bir tanesinin devlet başkanı onu arıyor. Pardon, o zamanki başbakan arıyor, onu arama, yani düzeltiyorum. Ne Aman yapıyorsunuz? yanlış anlamaz, muhatap almazlar bakanlarımıza. O zamanki başbakan arıyor, diyor ki ya diyor bu kanun maddesi biraz ara verseniz olmaz mı? Bak ne kadar önemli. Bir Tabii. ülkenin devlet başkanı birinin başkanı arıyor, diyor ki ya bu işi ne olursa ya senin başka işin İşin yok içinde mu? nasıl bir kazanç var? Nasıl bir kazanç var? Nasıl bir aslında bir para dönüyor? Onun Yani için aklı bunu başında görmek lazım. olanlar, Serap, diyorum ki onlara yaş hayat, hayat bir dakika. Bak hayat niye bir dakika söyleyeyim mi sana? Bunu insanlar şehirlerde yaşarken bunu fark etmeleri mümkün değil. Biz bunu dünya turunda gördük. Bak şimdi bir volkan patlıyor değil mi? Tabii. Lavlar, Volkan lav patladığında bir lavı var. Bu lav kaç senede yosun hale geliyor? oh. 800 yılda. Ya. İzlanda'da bir şey var. Reykjavik'te bir otel var. Blue Lagoon diye. O bir yanardağın altına kurulmuş. Ben de meraktan sordum. Ya dedim bu otel en son ne zaman patladı? 800 yıl. Yani yerimde kalkarım, kalkarsam düzen bozulur diye korkuyorum. Bizim buradaki yere koydum. 800 yılda bir volkan oraya geliyor. Pasifik Adaları, İzlanda komple bir yanardağ ülkesi biliyorsun. Tabii. Dolayısıyla hayatın bu kadar milyar milyar yıl olduğunu düşünürsek ve kendini büyük sanan insanların ömrü bir dakikalı bile değil bence. Tabii. Yani aslında şöyle bir şey var. Siz biraz evvel anlatırken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Korona döneminde sizin de 40 yılınız TRT'de geçmiş. Yani o emeklilik döneminden sonra diyorsunuz işte bir yeni bir hayat, eşinizle birlikte bir seyahat dönemi başlamış. Şimdi sabah 8, akşam 5, 6 çalışan o kadar çok insan vardı ki. Korona döneminde aslında Evet. hayatlarında o nasıl bir şekilde hani bir şekilde sabah 7'de kalkıyorlar, 8.30'da işte oluyorlar, akşam 5'e kadar çalışıyorlar. 5.30 Evet. saatte geldiklerinde hızlı bir şekilde bir yemek hazırlanıyor, yeniyor. Biraz varsa izledikleri bir şey o izleniyor, sonra yatılıyor. Nasıl bir tek düze hayat içerisinde olduklarını, tamamen evde olup eş, çoluk, çocuk hep birlikte olduklarında aslında öyle bir hayatı uzun yıllardır yaşamadıklarını fark ettiler, biliyor musunuz? Ve bu Sana bir şey dönemde söyleyeyim mi? belki de o boşluk, evet. Bu Buyurun. apartmanda şehir içlerinde yaşayanlar, şehir içinde yaşayanlar, otların bile, bir otun bile, bir ağacın bile yaşamak için nasıl bir savaş verdiğini göremiyorlar ne yazık ki. Oysa dünyada büyük bir yaşama savaşı var. Ya şu dünyaya Allah nasip etmiş gelmişsin değil mi? Bunun kıymeti ya diyorlar ki bu dünya parayla. Ya kardeşim Almanların meşhur bir lafı var, ne diyor? Ne diyor? Benim küçük evim benim sarayım. Sen hayal ya benim bak mesela ben prodüktörken yüksek maaş alıyorduk.
Bizim bir odacımız vardı. Ya dedim sen bu parayı nasıl yetiriyorsun? Vallahi bana bir anlat. Adam artırıyor ya, gece kondu yapmış. Dolayısıyla hayata nereden baktığına bağlı. Hayata heyecanla bakarsan, spor yaparsan, tamam mı? Evet. Gençler diyor ki bana, abi sen para geziyorsun. Ya kardeşim, şunu söylüyorum. Gezmek planlamaktır. Orhan Kural'ı dinlesinler, onların Gezginler Kulübü'nün sitesine girsinler, görsünler. Orhan Kural'a orada... yetişmek, biz yetişemiyoruz Hüseyin Bey. Yani onun o heyecanı, o ya enerjisi. Ya tamam da adam kaç yaşında? Bak Orhan Kural maşallah şunu söylüyor. Maşallah. Bir, önce planlama yapacaksın. Bize diyelim ki Kuzey Kutbu'na gitmek istiyorlar. Tabii. Hani herkes fakir değil ya, parası olanlara konuşalım biz de. Bir yıl önce bilet alırsan diyelim ki 9.000 euro. Hı hı. Bir ay kala alırsan kaç para? Ne kadar? 36.000 euro. Bodrum'a gitmek isteyenler Bodrum biletini 6 ay önce alırsa 1000 lirayı alıyor, değil mi? Yani. Bugün almaya kalırsa 1500. Dünya da öyle. Önce planlayacaksın. Yerini ayarlayacaksın, yürünü yapacaksın. Erken kalkan erken yol alırın aslında biraz şey oluyor. Yani erken karar verip erken planlarını karar erken yapmak gerekiyor. Yol alır. Benim evet önerim gençlere dinleyen varsa, gençken mümkün olduğu kadar en uzak mesafeye gideceksin. Yarın gidemeyebilirsin. Bak bir sürü bu korona sebebiyle uçaklar yerde duruyor. Buyurun kardeşim hadi gidin. Özel uçağın var. Nasıl gideceksin? Dolayısıyla şu söylemek istiyorum. Hayat bir gün, o da bugün. Tabii. Peki siz yarın o bugünde kendinize nasıl keyifler edindiniz? Mesela kayak sporuyla ilgileniyorsunuz biliyorum. Bir de çok gezdiniz. Fotoğraf makinesi koleksiyonunuz var. Dünyanın birçok köşesinden sanırım farklı farklı fotoğraf makineleri de edindiniz bu arada. Evet, insanın masrafları azalınca şöyle hani görgüsüzlük olmasın diye söylüyorum. Masrafları azalınca, elinde biraz para kalınca hobiler edinmeye başlıyorsun. Ben de gazetecilik geçmişim olduğu için eşim Madelet'te bana bir makine hediye etmişti. Çok orijinal. Sonra orada onu şunu fark ettim. Bunu yayıncılıkta da fark ettim. Eskiden dijital teknolojiye ve yazılım olmadan önce bütün cihazlardaki değişim kaptaydı. Kabında görüyordum böyle dışında. Evet. Mesela ben prodüktör olarak 39-40 tane teknolojinin değiştiğini gördüm. Fotoğraf makinesi de böyle. Kameralar gelmiş gitmiştir siz çalışırken TRT'de. Evet ama şimdi ne oldu? Her şey yazılımla beraber bir kabın içine girdi. Dolayısıyla ben de bu güzellikleri fark ettikten sonra dünyayı gezdikçe oradaki makinelerden örnek olarak almaya çalıştım ve bugün gayet 89 tane, 80-90 tane belki daha fazla makinem vardır. Evde tutuyorum onu. O da ayrı bir koleksiyon. İşte motor bisiklet kullanıyorum ama hanım izin vermiyor. Çünkü diyor ki evet motor bisiklet istediğin kadar kullan ama motor bisiklete sürücülerin saygıları yok diyor. Tabii. Gidecekmişim, adalarda binecekmişim. Ben de vazgeçtim, bilmiyorum. Her zaman söylenen şey, senin sürmenden korkmuyorum ama karşı taraftan gelebilecek olan bir şeylerden korkuyorum. Evet, Serap istersen... Bahsedince, evet. Madalet Hanım'ın... Ooo, bana sürpriz yaptın ya. Evet. Evet. Sizin emeklerinizle oluşmuş olan çok değerli, bana da hediye etmiş olduğunuz bir kitap var ki... Yani onun Türk Hava Kurumu'na vermiş olduğu yıllarının, emeğinin bulutlara dokunmak diye gerçekten çok özel bir özeti aslında. Değil mi? Evet, bu arada şunu İlgin'e çok teşekkür ediyorum kitabı yanında bulundurduğun için. Emekler hiçbir zaman yerde kalmıyor. Bunu bütün insanlara söylüyorum. Bak biz bu kitabı çıkardıktan sonra Türk Hava Kurumu bak ilgisiz kalmadı. Ve gerçekten Madelet 3 hava aracını kullanabilen dünyada sayılı kadınlardan bir tanesi. Planör, paraşüt ve uçak kullanmış. Sadece Madalet demeyelim, Madalet Gabbe Başusta.
Evet, araştırmak evet. isteyenler, bizi kitaptık, takip edenler de. Takip edenler bakalım adet grafiği başlıyor. Hava kurumunun değerli pilotlarından, kadın pilotlarından çok önemli. Evet, bir isim. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu madeniyet için bir köşe açtı. 9 Mart'ta Türk Hava Kurumu'nun Ankara'daki müzesinde köşesi var. Dolayısıyla görmek isteyenler oraya gidebilir. Konuyu açtığı için tekrar teşekkür ediyorum. Huzurunuzda Türk Hava Kurumu yetkililerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Ama asıl bir teşekkür etmem lazım. Her zaman beni unutuyorsun diyor. Bu gerçekten bizim bu kitabımız 2019 yılında biyografi dalında birinci seçildi. Çok özel. Yani özel bir kitap. Bizde görseller, hepsi o kadar. Ona layık bir kitap yapmak çalıştık ve bunun tasarımcısı var, doçent doktor Taner Şehir Hocam. Bu kitabın hazırlanmasında yoğun emek harcayan Taner Şehir Hocam'a bu vesileyle huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şimdi bunun ikinci baskısı koronavirüse takıldı. Kendisi Fethiye'de, gelemediği için bitiremedi. Gelince kitabımızın hem ikinci baskısını hem Almanca baskısını yapacağız. Kaç dakika kaldı? Var, 15 dakikamız var daha. Şimdi ben özellikle TRT'de çok asistan yetiştirmiş biri olarak, siz 450 asistan yetiştirmişsiniz. Birçok kişiye evet. emekleriniz var. 3700'den fazla yapımda emeğiniz var. TRT Müdür evet. Yardımcısı olarak da birçok projeye imza atmış birisiniz. Yani şu anda mesela TRT'de yapılabilecek olan, biraz evvel filmlerden bahsetmiştiniz, özel filmler, ama önerileriniz var mı? Mesela şu an sanatçılarımız korona döneminde çok farklı bir dönemden geçiyor herkes aslında. Hiç kimsenin önünü göremediği, projelerin hepsinin rafa kalktığı, ne zaman çıkacağının belli olmadığı bir dönem. Bu konuda da fikirlerinizi almak isterim. Bu konuda kimsenin fikri olmadığı gibi benim de fikrim yok. Çünkü niye diyeceksin, tünelin içi karanlık tünelin ucu. Tam size konuyu açtığın için bu karanlığı nasıl aydınlatacaktık Serap? Daha önce hazır. Mesela bizim meşhur bir atasözümüz var. Ne diyor? Ak akçe kara gün içindir. Bizim sanatçılarımız zamanında bu kara günü düşünerek çok müsrifçe para harcadılar. Ve bugün onun sıkıntılarını, hepimiz aynı şeyi, onları suçladığım için söylemiyorum. Ama asıl suçluyu söylüyorum. Şimdi bütün dünyada telif yasaları var. Telif. Telif demek alın teri demek. Bu kadar sanatçı... Emeğinin sana yıllar içerisinde dönüşü demek aslında telif. Emeğin sana yıllar içinde dönüşü, çok güzel tarif ettin. Hı hı. Bu emeğinin karşılığını bizim sanatçılarımız alamıyorlar. Eğer bugün telif yasaları Türkiye'de uygulansaydı ve bunun ilgili meslek örgütleri bunu takip etselerdi, bugün sanatçılarımızın gerçekten, mesela Zeliha Sunal geçenlerde söylüyor konuşmamızda. Tabii Türkiye'de şu anda sadece İstanbul'da pasif durumda kalan 10 bin tane entertainment sektöründe çalışan arkadaşımız var. Tabii. Örgütler bu zamanda işe yarayacak. Dolayısıyla evet. ben biz diyorum de derneklerden bu konuda destek istiyoruz. MSG, MİOR, TOPSAV. Ne kadar onlar da diyecek ki ya diyor. Kardeşim bize verdiler mi, biz sana mı verelim? O zaman araştır kardeşim. İşte bu COVID-19 bak, hı hı. iş adamlarının aklına başına getirdi. Para kazanırken gidip es arabalar, yalılar, köşkler almayacaksın. Yatlar, servetin üçte birin bankanda duracak. 3 kuruş para kazandın diye gidip 7 katlı villalar almayacaksın, para bankanda duracak. Herkes kendi çapında takip edecek. Ben 1982 yıllarda mesela bu telif yasaları uygulanmıyor değildi ama takip yok. Bak bugün mesela sen kemer atmayı, kemer var ya, araba kemeri. Evet. Onu kontrol etme. 6 ay sonra kimse kemer takmaz. Telif tabii. hakları da böyle. Mesela sıkı biz 19... sıkı tutmak gerekiyor. Tabii. 1982 yılında biz İstanbul Radyosu'nda telif formları doldururduk Serap. Telif formları. Ne diyorlar? Damlaya damlaya göl olur. Evet kardeşim, damlaya damlaya göl olur. Niye insanların telif haklarını vermiyorsunuz?
Niye bu insanlar herkes birikmiş paranın peşinde? Evet. Yani sayısız oyuncu var filmlerde olan, dizilerde rol alan. Oyuncular yani, var, sanatçılar var. Evet. Geri planda entertainment sektörüne hizmet eden setçisi var, şoförü var, Şu anda açamıyorum ama geçtiğimiz günlerde ben tabii televizyonda da biliyorsunuz bir dönem hem yapımcı olarak, sunucu olarak, bir dönemde Ege Türk TV'de yönetici olarak yer aldım. Ve bu dönemden kaynaklanan bir şeyle bir kameraman arkadaşlardan oluşan bir grubum var benim. 45-50 tane kameraman orada. Birbirlerine iş paslıyorlar genelde. Benim de gereken bir ihtiyacım olduğu zaman o WhatsApp grubumda var benim dahil. Geçtiğimiz günlerde orada bir paylaşım oldu. Sinema sektöründe ihtiyaçlı olan arkadaşlar 2500 liraya kadar yardım alabiliyorlar diye. Öyle bir şey oluşmuş. Bir yardım kampanyası oluşmuş. O da çok güzel bir gelişme tabii. Yani bunun artık küçük de olsa şu dönemde o insanların da farkına varılıp hazırlanan destek paketleri gerçekleşiyor. Bunların daha fazla olması lazım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi bak? Şimdi haklarını alırlardı. Sena, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ani olarak hiç kimse kimseye yardım edemez. Tabii. Niye diyecek? Örnekle anlatayım mı? Bak, bizim hanım bu Bremen Türk Alman Kadınlar Derneği Başkanı olarak Sakarya depreminde oraya bir yetimhane yaptırmıştık. Ondan önce de orada 7500 kişi kalıyordu Çadırkent'te. Oraya ilk yardımı götürenlerden birisi. Ben de onunla beraber çalıştım. Şimdi 7500 kişi oraya dolmuş. Da evinde kalamıyor. Niye muhtaç? Bir çadırdalar, ortalıktalar. Süte muhtaç. Kızılay çadır vermese çadırı yok. Birisi süt vermese sütü yok. Bunu istemeye utanan var, istemeye çekinenler var. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum artık. Herkes COVID-19'dan ders almalı ve gereken tasarruflarını biriktirip 3 harcıyorsa birini biriktirmeleri gerektiğini artık öğrenmeleri gerekir. Düşün ki yani deprem oluyor, yetemiyorsun. Şimdi düşün, 10 bin tane sadece entertainment sektöründe işsiz kalan var. Bunun garsonu var, şoförü var, işten çıkarılanlar var. Yani bunu nereden küçük yeteceksin? Esnaf var, küçük esnaf var, günlük kazanıp ailesine, çoluğuna, çocuğuna gelir götürenler var. Bunların hiçbiri kapattıkları için çok uzun dönemde para kazanamıyorlar. Yoksa biz ülkemiz gerçekten geleneklerine bağlı, komşuluk hakkı, arkadaş hakkı, akraba hakkı olduğu için herkes birbirine karınca kararınca yardım ediyor. Ama başına dönersek önce örgüt lazım. Örgüt nedir? Bu sanatçıların ve ilgili örgütlerin, sendikaların. Sendikalar işçilere yardım edecek. Bu MİAP falan gibi bu ilgililer de sanatçıları yardım ediyor. Hepsi vatandaşlar sürekli para ediyor. Nerede kardeşim? Hepsinin ayrı bir sektörü var. Her sektörde koruyan bir dernek ya da tabii ki bir kurum olması gerekiyor. O da önemli. Dolayısıyla bunlar, bu sendikalar, ondan sonra bu meslek örgütleri bugün için var. On binlerce kişi işsiz, parasız kaldıkları zaman var. Devlet hangi birine yetecek? Tabii. Devlet çünkü ağır i̇şte bir mekanizma. Dediğiniz gibi yani COVID-19 aslında hem hayata bakış açımız, hem işlerimize değerlendirmemiz, hem geleceği. Ben mesela kendi açımdan söyleyeyim. Keşke dedim şimdiye kadar eve bir küçük stüdyo kursaymışım. Yani böyle bir ses kayıt. Aynı zamanda her şekilde izole bir güzel kayıt yapabileceğim. Ben de 40 yıllık yayıncıyım ama bak internete geç bağlandım. Şimdi saate bakmayı unutmuşum. Kendime bakarken, kameramı ayarlarken 4:30 olduğunu fark etmedim. O nedenle bu gecikme için senden ve arkadaşlarımdan seyircilerimizden özür diliyorum. Yalnız bırakmayan yorumlarıyla birçok katılan kişiler oldu tabii. Sanırım onlar da hep sizi her daim takip eden kişiler. Ruslar, ben Bozuk, ekrana Ruslar, bakmadığım Başuslar, için Tuncar, göremedim. Tunca Unal, Ali Erden, TRT'den, Zeynep ben İpek, göremiyorum Bayrak, onları. Ha, Bayrak evet. Küçük. Ben size isimleri söyleyeyim o yüzden. Bizi yalnız bırakmayan Fikri Bozdağ, Taner Şehri, Güvenç Bey, Güvenç 153 diye bir şey. Yani böyle birçok Selma Berk,
bizimle birlikte sohbetimize dahil oldular. O internet iyiymiş bu canlı yayın o zaman. Almanya'dan, evet, yurt dışından arayanlar var. Bravo yani. Suat Yuvalı, Canan Simya. Şimdi biz şöyle söyleyelim aslında. Bugün aslında bakıldığı zaman katılımımız çok istediğimiz gibi de değil. Neden değil? Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin sayfasının çok çok daha fazla kişiyle... O ne ya? Biz bize mi konuştuk? Ne ilgisizler bunlar ya? Çok daha fazla. Yo, katılanlar çok var. Fakat bunların çok daha fazla olmasını istiyoruz biz Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği olarak. Savaşta olanlar, bizim yanımızda olmak isteyenleri her daim bizim derneğimize üye olmaya davet ediyoruz, değil mi? Bize, evet, bize onun üye için olsunlar, bizimle birlikte derneğimizin, olsunlar, sayfalarımızı takip etsinler. İstersen derneğimizin web sitesini söyleyeyim, telefonunu, evet, söyleyeyim ama sen dedin ki az kişi takip ediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu sigarayla savaşanlar derneğimizi takip etmezlerse hayat onlara takip etmeyi öğretecek. Evet. Hayır, ben mesela isterim ki şu anda 1000'ler, 1500'ler, 2000'ler o kadar kişilere hitap edelim ki bunlar daha katlana katlana çoğalsın. Çünkü önemli olan bir kişiye bile dokunmak, onun fikrini değiştirmek. Sizin çok değerli fikirleriniz, çok güzel anılarınız, tecrübeleriniz. Bugün sohbetimiz bence çok keyifli ve dolu doluydu. Ben öncelikle herkese şunu tavsiye ediyorum. Yani sizin söylediğiniz gibi önce cesaret, hayatta risk alabilmek, dediğiniz gibi kıyıdan uzaklaşabilme cesaretini göstermek, okumak, araştırmak. Okuduğu zaman, çünkü bir süre sonra dediğiniz gibi bir film seyretti. O filmi seyrettikten sonra sigarayı bırakmaya karar verdi. Gerçekten bugün aslında işlerinin farkına, evet, varmak. 85 yaşında. Nasıl sağlık, iyi, evet, mi? Vallahi merdiven asansörsüz çıktığına göre bu sigarayı bırakmak için bir sebeptir. Bakın. Harika. Tekrar söylüyorum. Hayat bir okyanustur. Dolayısıyla kıyıdan gözden kaybetmeyeceğiz. Bunun okyanusu asla aşamazsınız diyor ya. Evet. Hayatta daima şansı cesaret yaratır. Cesaretli olanlar, dürüst olanlar ve hayata her zaman hazırlığı olanlar ipi göğüsler. Covid-19'dan ders almadıysa bu insanlar, hı hı, hiçbir şeyi alamazlar. Onun için dünyaya da bir faydası olmaz. O açıdan diyorum ki hayat onları cezalandırmadan, akıllandırmadan, yani biz şu anda fantezi yapmıyoruz. Onları akıllandırmadan bir an önce kendilerine çeki düzen versinler. Sigara şirketlerinin oyunlarına gelmesinler. Hı hı. Gördükleri bir oyun vardı, onları bozsunlar. Artık Türkiye'de o kadar sigara içenler süratle azalıyor ki sigara şirketleri insanları çok olduğu yere izmarit attırıyorlarmış ya toplamak, tabii, için. Tabii, tabii. Bu nasıl sigara bir şey? Sigara bile bırakıyorlarmış Hüseyin Bey. Yani çocukların oldukları yerlere sigara paketleri bırakıyorlarmış. Özellikle bulduk zannedip yavaş yavaş alsınlar, denesinler, alışsınlar diye. Ben artık, süremiz azaldı. Son, o zaman ben açık bir tane şey söyleyeyim mi? Bak, Senem. Gerçekten Türkiye Sigaralı Savaş Derneği, yani sana met etmek için söylemiyorum. Bunu takip edenler, bizim derneğimizin web sitesini söylüyorum şimdi. www.sigarayla savaşanlar derneğinin baş harfleri, evet, .org.tr, hı hı, web sitesine girdiklerinde ya da 0212 425 9722'yi Google'a bakıp bulurlar. Aradaki Google 0212, baba onlara her şeyi söyler. Siz bir daha söyleyin. 0212 425 9722 9722. Google'a bakıp bu işi büyümserlerlerse, hem hayat onlara, bak sana bitiriyorum cümlemi. Hayat insana sonradan lazım. Sonraki hayattan riske etmek istemiyorlarsa, torunlarının düğünlerini görmek istiyorlarsa, genç kızlarımız sağlıklı çocuk doğurmak istiyorlarsa, bu zenginleşen ülkelerin bıraktığı gibi bu sigaradan uzak duracaklar. Başka çareleri yok. Aksi, evet, halde bir atasözüyle cümlemi bitiriyorum. Kendi düşen ağlamaz. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben
deneyimlerinizle, tecrübelerinizle, yaşam sevinciniz ve yaşama olan o güzel tutkunuzla. Çünkü aynı şekilde bunu her daim siz de kendi hayatınızda yaşıyorsunuz ve gösteriyorsunuz. Evet. Değerli, güzel sohbetinize çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Sizi takip edenler, Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin Instagram sayfasını takip edenler bizi yalnız bırakmadılar. Bugünkü sohbetimizi sonlandırıyorum. Çok teşekkürler.